أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim Azze ve Celle gecemiz mübarek eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kadir gecesi nasıl ki faziletliyse gündüzü de aynı onun gibi faziletlidir. Rabbim gecesini de gündüzünü de inşallah daim eylesin. Her türlü kalben de inşallah onu hissetmemizi nasip eylesin. Malumunuz Ramazan-ı Şerif ayının elhamdülillah 27. gecesindeyiz. Teravihlerimizi kıldık, şükürler olsun. Çok da güzel geçiyor. Gecemiz de inşallah böyle devam edecektir. Lakin son kalan günlerde de bazı hatırlatmalar ben inşallah yapmak isterim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif aylarında illaki bunları yapar idi. Ve inşallah hayatımıza bakalım, bu 27. günde belki de kısmen yaptık. Diğer günlerde inşallah hadislerle beraber kendimize hatırlatma olur ve tamamlamış oluruz. Şimdi insanlarda bir şey oluşmuştur, nedir? Kadir gecesine göre biraz ayarlarız aslında günlerimizi. Halbuki değildir. Ramazan'ın içinde Kadir gecesi çok kıymetli, amenna, ama bir de Arefe gecesi vardır. Bayram gündüzü vardır. Bunları da inşallah burada hatırlatacağız hep beraber. Tabi ben bazı hadis-i şerifleri de burada okumak istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ayşe annemizden inşallah rivayetle, İza selimetil cumaatü selimetil eyyam. Bir insanın diyor cuması nasıl selametle geçerse, yani huzuru kalple geçerse, yani günahsız geçerse diyor, bütün o haftası öyle geçer diyor. Hakikaten de bakın hayatınıza, cuma günleri telaşlı böyle koşarak hakikaten işte cumaya giderseniz bütün hafta bir koşturmaca geçer. Ama kalbiniz böyle selametli olursa bütün hafta öyle geçer. Devamında hadis-i şerifin ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ve izâ selime ramadân selimetü sene, ve bir insanın Ramazan'ı nasıl geçerse de bütün senesi öyle geçer. İşte bu ayların aslında nedir? Tabiri caizse bütün senenin özetini bu 30 günde yaşıyoruz kıymetli değerli müminler. Diğer bir hadis-i şerifte de yine Hazreti Ayşe annemizden rivayetle, Ramazanu kalbus sene. Diyor ki Ramazan senenin kalbidir diyor. Şayet diyor ida selime, şayet diyor ol Ramazan selamet olursa, selimetis sene külleha, o senenin tamamı diyor ne olur diyor, selametli olur. Bu da nedir işte, Ramazan'ın önemiyle alakalıydı. İkincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam illa ve illa Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Değil mi? Dedik ya, Kur'an-ı Kerim malumunuz hangi gecede indi biliyorsunuz? Öyle bir ayda Ramazan ayında indi ve bununla beraber Kadir gecesinde indi. O yüzden de nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri geldi senede bir kere Ramazan'da, bazen Ramazan'da iki kere ne yaparlardı? Hatmederlerdi. Eğer ki daha eksik cüzleriniz varsa bunlara da gayret edelim, bitirelim. İnşallah hemhal olalım. Üçüncüsü ve bizler için şu anda olmazsa olmaz çok önemlisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikafa girerdi. Ramazan ayının özellikle son 10 gecesinde, son 10 gününde. Neden itikafa girerdi? Çünkü o günlerde Kadir gecesini arardı. Ve aslında hadis-i şeriflerin çoğunda 27. gece olarak, hatta Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh efendilerimiz o geceden başka gecelerde aramazlarmış Kadir gecesini. Lakin ne yaparlarmış? Son 10 güne kilitlenirlermiş. Hatta bu son 27. gecede çok önemli, sahabe-i kiram yemeklerini, iftarlarını sütle, hurmayla açıp hemen kendilerini ibadete verirlermiş ki o geceden mahrum olmayalım diyerekten. Çünkü bugün malumunuz biliyorsunuz 1000 aydan daha hayırlı. 1000 ay demiyoruz, daha da hayırlı. Daha da hayırlı. Artık sonsuz artık yani. O da alana göre değişiyor tabii ki de. İşte itikaf nedir? İtikaf biliyorsunuz değil mi? Kendimizi camiye gelip ne yapmak? Bir, tabiri caizse manevi check-up yapmak. O günlerde dua ile geçirmek, zikir ile geçirmek. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh o günlerde diyor, ilimle bile meşgul olmazdık diyor biz diyor yani. Devamlı tefekkürle, devamlı zikirle. O işte o geçmiş senenin kendimizle alakalı ne yaptık, ne ettik, bu sene nasıl geçti? Hakikaten insan kendini iki gün düşünse çözecektir. Çünkü biz tefekkürümüzü kaybettik. Tefekkür etsek her şeyimizi çözeceğiz. Ve ondan sonra da gelecek seneyle alakalı plan ve programları koyarlarmış. Ve onunla beraber Rabbimize münacatlar. İşte bu itikaf böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eviyle mescidi arasında sadece bir kapı vardı ama itikaf günlerinde evine dahi girmezmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden de itikaf, hocam biz şimdi son 10 gün nasıl olacak, 2 gün kaldı. Olsun. Hanefi mezhebine göre
fıkhen bu kitaplarda yazıyor. Bir nefes dahi olsa ne olur? İtikaf olur. Şafii mezhebine göre 10 gündür ama Hanefi mezhebine göre bir anlık bile olsa itikaf olur. O yüzden ne yapalım? Son 2 gün günümüz kaldıysa da illaki itikafa niyetlenelim ve itikaflara ne yapalım? İnşallah girmeye çalışalım. Bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bugünlerde ne yaparmış? Hatta itikafın da faziletini burada söylemeden geçmek istemiyorum. Yine Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki men i'tikafe, diyor ki her kim ki itikafa girerse imanen, inanarak ve ihtisaben, ve diyor onun sevabını Allah'tan umarak, kim ki diyor itikafa girer ise, hatta şu anda niyetlenin ya Rabbi, niyet ettim itikafa girme, ne zaman kadar? Sahura kadar, sabah namazına kadar. Niye olmasın ki? Nefes kadar, dediğimiz gibi. Her kim ki diyor iman ederek ve inanarak diyor kim ki itikafa yaparsa gufira lehu ma taqaddem min zemmi, onun diyor geçmiş günahları affolunur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, yine Ramazan'da olmazsa olmazımız, değil mi? Olmazsa olmazımız yemek yedirmek, içirmek ve giydirmek, değil mi? Normalde yemek yedirmek her zaman faziletlidir. Her zaman yemek yedirebiliriz. Lakin bun Ramazan ayında daha da güzel oluyor ya, değil mi Hacı abi? Hakikaten Ramazan ayında başka güzel oluyor. Hatta Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bir sütle bile olsa diyor, bir hurma ile dahi olsa diyor, oruç açtırın diyor. Hatta diyor, o devamında hadis-i şerifte Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet ediyor burada. Diyor ki her kim ki diyor, onda bir oruçluyu iftar ettirirse diyor, karşıdakinin diyor sevapları azalmaksızın o da aynı şekilde o konular ne yapar? İstifade eder. Peki ya Osmanlı ne yapardı? İnşallah biz de yapalım bunları. Mesela çocukları nasıl oruca alıştırırlar mesela? Diyelim ki son 15 dakika var akşam ezanına. Hadi evladım, hadi oruç tutuyoruz bugün. Ne olacak yani? Ezan okunana kadar yemeyeceğiz. 10 dakikayla başla, 5 dakikayla başla, 15 dakikayla başla. Sonra ezan okununca hadi al suyunu iç, başla. O ne yapar çocuk? Alışır böyle. Osmanlı'da ne yaparlarmış? Çocukların yanına gidip derlermiş ki, oruç tuttun mu bugün? Evet oruç tuttum. Bana orucunu satar mısın derlermiş. Osmanlı'da çocuklardan oruç satın alırlarmış. Çocuk ufak ya, ne olacak? Değil mi? 8 yaşında, 7 yaşında. Ve çocuklar bir gün sonra yine oruç tutarlarmış ki benim bir amcam orucumu satın alsın. Aslında buradan ne yani? Ona para verip git onunla iftarını aç demektir aslında da o. Ne yapıyorlar? Çocuklara o günlerde para verip, değil mi? Tabiri caizse diş kirasını verirlermiş. Ve o günlerde ne yaparlarmış Osmanlı zamanında? Çocuklara böyle bir teşvik yaparlarmış. Bana orucunu satar mısın diyerekten. Çocuklar da ne demek? Yeter ki sen ver acaba, ben yarın oruç tutarım. O günden sonra da tutarım. İşte böyle böyle bakmasın ki çocuk oruç tutmaya alışmış Allah'ın izniyle. Yine Osmanlı'da ne yaparlardı? Bu konuyla alakalı malumunuz Medine'de şu anda sofralar kurulur ya, o işte hep Osmanlı'dan kalma. Elhamdülillah bizim mescidimizde de burada şükürler olsun aynısı var. Buralarda elhamdülillah her daim sofralar kuruluyor. Rabbim bunları inşallah daim eylesin. Amin diyelim, amin inşallah. Akabinde de yemek yedirmeyi de söyledik. Dedim ya, bugün itikafı söyledik, yemek yedirmeyi söyledik. Eğer ki az yedirdiysek bugünden sonra da niyetlenelim. Yine onlarca yüzlerce kişiye ulaştırmaya çalışalım. Hiçbir şey yapamıyorsa kumanya alıp kumanya dağıtalım ama illa ki yemek yedirmeye çalışalım. Allah Resulü'ne bu ilahi sertirsem hiç olmazsa bir hurma, bir süt ile dahi olsa ne yapın diyor, yemek yedirin. Ve yine Ramazan'da olmazsa olmaz, değil mi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği Ramazan ayında ne yapıyoruz daha çok biz? Zekat ayını bu aya çekmişiz. Aslında yılda bir kere verilir ama insanlar Ramazan'da veriyor ki zekatlarını daha çok fazla gelsin diyerekten, değil mi? Fazilet bakımından. Eğer ki zekatlarımızı hesaplamadıysanız bu son günlerde hesaplayın ve illaki dağıtın. Etrafınızdaki, en yakınlarınızdaki, Kur'an talebelerine vesaire vesaire, bunları yapın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara teşvik ederdi. Hatta Peygamber Efendimizin bu konuyla alakalı hadis-i şeriflerinde soruyorlar ya Resulallah, eyyus sadakati afdal, hangi sadaka daha faziletlidir, en faziletlidir diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaybolurdu ki sadakatun fir Ramazan, Ramazan'da verilen sadakadır buyurdu. Ve hatta Ramazan'da bir münadi gelir der ki Allah verene versin der ama tutana ise Allah tutsun der. Yani onu telef etsin der. Bu da zekatla alakalı. Yine Osmanlı'da ne olurdu Osmanlı'da? Veresiye defterlerine geçerdi. Mesela bir kasaba gidersin. Veyahut da bakkala, tabii şu anda ne kadar var bilmiyorum ama veresiye defterlerini açarlardı. Kimisi zenginse veresiye defterinin hepsini satın alıp ne yapardı? O kişi de bilmezdi, kendisi de bilmezdi, zekatını öyle hesaplardı. Veyahut da veresiye defterinden gücü bir tane yetiyorsa aradan bir sayfa çekerdi. Ya Rabbi
Kimin daha ihtiyacı varsa bana onu karşılaştır derdi. Tak bir çekerdi. Aa bu. Ben bunu ben verdim. Parasını o yerin arasına koyardı. Helali hoş olsun derdi. Böyle de yaparlarmış inşallah. Yapabiliyorsak ne mutlu. Rabbim hepinizden razı olsun. Yine Ramazan-ı Şerif'te cömertlikle alakalı Peygamberimizden buraya aleyhissalatü vesselam diyor ki Câekum şehr-u Ramazan. Size mübarek Ramazan ayı geldi. Fekaddimu fîhin niyye vessi'u fîn nefaka. Diyor ki o öyle ay ki diyor onda niyet, güzel bir niyet edin diyor ve onda harcamayı bol yapın buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ki başka bir hadis-i şerifinde muhakkak ki o Ramazan ayındaki harcama Allah yolundaki infak gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine Ramazan'da yapamadıklarımız, oldu ki oruç tutamayan varsa, hasta varsa fidyelerini illaki bugünler içerisinde kapatmaya çalışsınlar. Bunu da söyleyelim. Fidye biliyorsunuz en az 16 lira ama burada en az 20'den siz vermeye çalışın inşallah. Fidyelerimizi takip edelim. Bununla birlikte malumunuz fitre var. Fitre de biliyorsunuz bayram namazında kadar biliyorsunuz verilir ama daha önce verin ki insanlar ne yapsın? Bayramda kalan bayramlarını alsın. İhtiyacını görsün. Hocam ben bayramdan sonra veremez miyim dersen bayramdan sonra verirsen o sadaka hükmünde olur. O yüzden bayramdan önce fitrelerinizi verin. Hocam fitre kim verir? Ben zekat veremiyorum der isen ne yapacaksın? Eğer mal kendi buzdolabındır, çamaşır makinesindir böyle hazır ihtiyaçların özel yani direkt kullanım ihtiyaçları haricindeki elbisen fazlalığı varsa bilmem ne hani fazla fazla malzemelerin belli bir nisap miktarıysa o zaman ne yaparsın? Fitre verirsin kıymetli kardeşlerim. Bunu da söyledik, zekatı da söyledik, fitre de fidye söyledik. Bir de bayram harçlığı geliyor. Malumunuz çocukken nasıl ki bayram harçlıklarını bekliyorsak siz de illaki hazırlayın 5 lira, 10 lira, 20 lira çocukları sevindirelim inşallah. Şeker çikolataya çocuk da alır ama çocuk o günlerde bekler yani. Onu da sadaka olarak dağıtın inşallah. Bunlar da güzeldir. Bu örfleri de genişletelim inşallah. Ve Ramazan'dan sonraki en önemli şeylerden birisi Şevval oruçlarıdır. Ramazan ayında oruç gün 30 gün oruçtuk. 29-30 gün oruçtuk. Akabinde Şevval'den de 6 gün kim oruç tutar ise bütün senesini oruç tutmuş gibi geçirmiş oluyordur. Ve ben son olarak şu müjdeyle beraber bitirmek istiyorum. Malumunuz dedim ya Arefe günü var. Hakikaten Arefe aslında en önemli müjdelerden bir tanesi. Doğru Kadir gecesi vardı ama şimdi öyle özel bir gündeyiz ki öyle bir güzel ki diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son gecesinde tüm günahlar affedilir diyor. Ya Resulallah diyorlar. Ya Resulallah. Ehye leylatul kadri. O Kadir gecesi midir? Kâl buyurdu ki la hayır. Velâkinnel amile innemâ yüveffe ecrehu idâ kadâ amele. Bilakis diyor o diyor son gecedir ki diyor nasıl ki diyor çalışan kişiye ücreti en son gün verilirse işte Ramazan'da da ücret herkese son gün verilir. Nasıl ki çalışanımıza değil mi 30'undaysa 30'unda maaşını veriyorsan aynı şekilde Arefe günü çok önemlidir ve Arefe gününde aslında ücretlerimiz dağıtılacak. O yüzden son güne kadar aynı şekilde iştiyakımız da şevkimiz de bu konulara devam edeceğiz ve cehennemden inşallah azat olacağız. Bununla beraber şeytan şu anda bağlı, zincirli. Ondan sonra şeytana da ne yapalım? Bayramdan sonra dikkat edelim. Bunu da söylerim yani. Hatırlatmakta fayda var. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam 4 gece vardır ki diyor geceleri günleri gibi ve günleri de geceleri gibi faziletlidir. Çok mübarek geceler. Birincisi diyor Kadir gecesi ve sabahı. Kadir gecesindeyiz ve gündüzü de aynı gecesi gibi faziletli. 2. Şaban ayının 15. dediğimiz Berat gecesi ve gündüzü. Üçüncüsü Arefe gecesi ve sabahı önümüzde ve dördüncüsü Cuma gecesi ve sabahı. Bakın Cuma önümüzde, Arefe de önümüzde. Onunla beraber Kadir gecesi bugün, bayram var önümüzde. Rabbim Celle Celaluhu inşallah gerçek bayramı bizlere yaşatsın inşallah. Rabbim cümlemize cennet ve cemalini ikram eylesin. Oruç tutanlara Allah Celle Celaluhu'nun vaadi vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara diyor, cennette diyor Reyyan kapısından sokacağım onlara diyor. Ve sahabe bunu duyduğu zaman sanki o kapının önündeymiş gibi hissederlermiş kendilerini. Biz de sanki bugün inşallah onu da aldık diye düşüneceğiz. Sanki Reyyan kapısındayız. Ha girdik gireceğiz gibi düşüneceğiz. Ve inşallah hem dünyamızda hem de ahiretimizde mamur edeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. El Fatiha.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim Kadir gecemizi hayırlı mübarek eylesin. Kandiliniz mübarek olsun inşallah. Rabbim en güzel şekilde istifade eyleyen kullarından eylesin inşallah. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi ihya etmeye çalışıyoruz kıymetli Müslümanlar. 83 yıl 4 aya tekabül ediyor. Bu bizim için büyük bir kurtuluş kapısı, güzel bir kampanya. İşin hakikatini Rabbim anlamayı nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için şu ifade söyleniyor. Efendimiz hüzünlenirmiş. Eski kavimlerin ömürleri uzun olduğu için kimileri 800 yıl, kimileri 900 yıl, kimileri 1000 yıl yaşarmış. Ve bu sahabe kiram efendilerimizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bazen şu ifadeyi kullanırlarmış. Ya Resulallah, onlar 800 yıl cihad eylediler. Onlar 900 yıl ibadetlerde bulundular. Bizim ömürlerimiz kısa. Kimimiz 80 yıl, kimimiz 90 yıl yaşıyoruz. Ve bununla beraber bizim amellerimiz onlarla bir olmaz. İşte bunun üzerine Rabbimiz bu geceyi bizlere ikram ediyor elhamdülillah. Bu gece büyük bir ikram var. İnsan güzel geçirirse bu geceyi 83 yıl 4 aya tekabül ediyor. Çoğumuzun elhamdülillah yaş ortalaması burada 40-50 ortalama yapsak, yani 30 tanesini güzel geçiren kişi çok büyük bir kampanyadan istifade etmiş olur. Büyük ameller kazanmış olur. O yüzden bu geceleri inşallah bizler, sizler hep burada inşallah ayakta geçiriyoruz. Rabbim bu işin organizatörlüğünü yapanlardan da razı olsun inşallah. Ahiri zamandayız malum. Çoğu insanlar bu işin kıymetini de bilmiyor. Çoğu gitmiş yatıyor, belki sabah namazını kaçıracak. Allah muhafaza eylesin. İnşallah biz istikametle devam edelim de gecemizi inşallah ayakta geçirelim. İnşallah tan yeri ağrıncaya kadar, yani sabah namazından sonra işrağın doğancağı o vakte kadar bu rahmet. Ki ayet-i kerimede geçiyor, selamun diyor. Sabaha kadar selam var, sabaha kadar rahmet var, sabaha kadar bereket var, sabaha kadar af var, sabaha kadar güzellikler var. İnşallah bunlardan da bizler istifade ederiz inşallah. Evet kıymetli cemaat. Sizlere okuyacağım ayet-i kerimeler Kadir gecesinin kıymetiyle alakalı bizim için çok önemli. Kadir gecesi malum kıymetli olmasının sebebi Kur'an-ı Azimuşşan bu gece levh-i mahfuzdan birinci kat semaya inmiştir. Birinci kat semaya indikten sonra ilk nüzulü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Dağı'nda ikra Bismi Rabbikellezî halak, yani Alak suresinin ilk 5 ayeti nazil olmuştur. Bizler de inşallah burada bu ayet-i kerimeleri sizlere manalandırmaya çalışacağız. İlk Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesi. Şimdi burada şöyle biraz yorulacağız, kafamızı yoralım. Diyoruz ki Kadir gecesini kıymetli yapan şey nedir? Kadir gecesinde Kur'an-ı Azimuşşan levh-i mahfuzdan birinci kat semaya inmiş ve Kadir gecesine yeryüzüne indiği için Yüce Rabbimiz Kadir gecesini 1000 aydan hayırlı kılmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'inde o Azimuşşan'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk geldiği yer neresidir? Hira'dır. Burada soru işareti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben bu konu üzerine biraz durmaya çalışacağım inşallah. Hira'ya çıkmasını getiren sebep nedir? Hira malum Mekke'de olanlar bilir. Yani Kabe-i Azimuşşan'ın çok yakınında değil. Çok rahat da ulaşılacak bir yer değil. Oraya epey bir yürüyorsun. Hele eski şartlarda 40 dakika 45 dakika tırmanman da gerekiyor. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde, yani Hira mağarasına çıktığın ayet gelmeden önce peygamber miydi? Değildi. Hanif olarak yaşamış. Müşrik değildi. O dönemde insanların ahlakında, kişiliğinde de şu da oluşmuş. Yani müşriklik çok olduğu gibi hanif olarak yaşayanlar da var. Allah'a hiç şirk koşmadan yaşayanlar var. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere gelenler. Her ne kadar müşrikler çok olsa da hanif olan insanlarda da bu konuda uzlet bir ahlak olmuştur. İnzivaya çekilmeleri bir ahlak olmuştur. Neden dolayı? Hanifliğin vermiş olduğu bu ahlak o dönemin şartlarında insanların evet psikolojik veyahut da o dönemin sıkıntılarını gördüğü zaman hanif olanlar insanlardan uzaklaşmıştı. Evet o dönemin şartlarına bakıldığı zaman faiz almış başını gitmiş, tefecilik almış başını gitmiş, kız çocuklarının da diri diri gömüldüğü bir dönem.
Hazreti Ömer bunu radıyallahu anh efendimiz şöyle ifade ediyor. Ben kız çocuğumu aldım, çukura koydum. Üzerine toprak attığımda o yavrum diyor küçük elleriyle toprağı dışarı atmaya çalışıyordu. İşte Kur'an ki bu Kadir suresinde de inna enzelna fi leyletil kadr. Biz bunu Kadir gecesinde indirdik. İşte o gün bu ayetin inmesiyle 23 yılda tamamlanan Kur'an-ı Azimuşşan böyle bir süreçte tamamlanıyor 23 yılda ve öyle bir dönemde başlıyor ki Hira mağarasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber evet insanların son derece zalim olduğu, hakkın yanında durmadığı, güçlü olanın fakir olanı ezdiği, insanların taciz gördüğü, insanların canının hiçbir kıymeti olmadığı, parayla her şeyin satın alındığı bir dönemde Yüce Rabbimiz evet Kadir gecesinde bu 5 ayeti kerimeyi Efendimiz'i muhatap alarak peygamberliği ona vererek bu Kadir gecesinin kıymeti de o Kur'an-ı Azimuşşan'dan geldiğini bize tekrar bir daha hatırlıyoruz inşallah. Biz bugün 610 yılında hicri olarak düşündüğümüz zaman 610'da tekrar böyle bir geceydi. Bir Kadir gecesiydi. Ve insanlar cehalette, sapıklıkta, dalalette İslam'ın olmadığı, insanlığın da bitmiş olduğu bir gece. Şimdi gözümüze bunu canlandırdığımız zaman evet Yüce Rabbim böyle bir gece Kadir gecesini Kur'an-ı Azimuşşan'ın ilk 5 ayetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik vererek ve Hira Dağı'nda bu ayet-i kerimeler iniyor. İnşallah nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla ümmeti Muhammed'i aydınlattı, bu aydınlık nur bize kadar ulaştıysa inşallah biz de o güzellikle bunları dinleyeceğiz. İnşallah bakacağız buradaki mesaj bize neymiş. Evet bu mesajı da inşallah güzel anlayalım. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İlk ayetler bunlar yine 610 yılından dedik ilk okunacak ayetler. İkra, oku. Ne ile? Bismi Rabbike'l-lezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İslam'ın ilk emri okumak. Şimdi burada çok tabii manalar var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bize bunu, ümmetine bu ayeti getirdiğinde insanların cehaleti, bilgisizliği ön safhada olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara gelişi bu hakikat üzere olmuştur. Bilgilendirmek. İnsanlara hakikati göstermek. Hangi hakikat? Ayet-i Kerime'nin devamında da zaten Rabbimin ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumak bazen bilmektir, bazen görmektir. Neyi göreceksin? Senin yaratıcın var mı? Bunu bir tekrar kendinde, bunu yakinen bir inanacaksın. Eğer senin yaratıcın varsa, bunu kabul eden ki ilk imanın alameti Allah'ın varlığını bildiğini kabul etmek, bununla beraber seni götürecek ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Bunları da bilmek. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu ahir zamanda Allah var diyoruz ama bundan sonrası Allah muhafaza peygamber ve peygamber var. Peygamberin sünneti var, getirdikleri var, Kur'an var, Kur'an'ın içerikleri var. Bunların tefekkürü ta oradan yapmak lazım. Allah'ın yakini iman noktasında bu yakınlığı yakaladıktan sonra bu hakikati görerek Allah'a iman etmemiz bize isteniyor. Rabbim burayı da güzel anlamayı bize nasip eylesin. Halaka yarattı el insan, insanı diyor Rabbimiz ikinci ayet-i kerime min alak, kan pıhtısından yaratıldık. Kan pıhtısından yarattı Allah bizleri. Burada büyük tefekkürler var. Bazen insan çok böğürlenir ya, gururlanır ya. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle hedeflerim var, böyle arzularım var. Mevla hiç hayatımıza sokmayız ya. Rabbin geldiğin yeri sana bir hatırlatıyor. Ve bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da ilk ayet olarak söylüyor. Efendimiz'e ne diyor? Seni evet o kan pıhtısından yaratan tekrar bir daha. Bunlarda hep tefekkür var kıymetli Müslümanlar. İnşallah bizler de bu hakikatleri güzel anlayanlardan oluruz. Üçüncü ayet-i kerimede ikra tekrar oku, gör, anla, bil. Ve Rabbuke senin Rabbin el ikram, ikram sahibidir. Şimdi gerçekten büyük nimet. Hocalarımızın bir ifadesi var devamlı söyler. Allah seni murat etmeseydi, var etmeseydi ne olurdu? Allah'ı bilen biri olamazsın. 50 yıl önce yoktun. Benim yaşım 35-36, 40 yıl önce yoktuk. Allah bizi var eyledi, dünyaya gönderdi. Görmeyi gösterdi, duymayı duyurdu. Konuşmayı bize ikram etti. Bunlar hep Allah'ın ikramından. Sana her şeyini sundu. Bu hakikatleri de görmek lazım, bu hakikatleri de bilmek lazım. Allah'ım burayı da güzel anlamayı nasip eylesin. Çünkü namkör bir millet. Toplum olarak.
dünyada niye geldiğini, bunca nizamın niye yaratıldığını, güneşin, ayın hep senin için olduğunu farkında olmayan bir insan, Allah muhafaza eylesin. Bu yaratılanların hepsinin insan olduğunu tekrar bir daha tefekkür etmekte büyük fayda var. Bu ayet-i kerimelerin içinde de bak ilk ayetlerde hep tefekkür, hep Allah'a karşı şükür, Allah'ı bilmeye davet vardır. Allah'ın güzel anlamayı nasip eylesin. Evet, bu geldik dördüncü ayet-i kerimeye. Ellezî, evet. Alleme bil kalem. Rabbimiz kalem ile öğretti. Bizi okumayı, yazmayı, ilim öğrenmeyi Rabbimiz bize öğretti. İlim sıfatı Allah'ın sıfatı. İlimle Allah biliniyor. Beşinci ayet-i kerimede alleme, evet, öğretti. El insane, insanı neyi? Ma o şey ki lem ya'lem, bilmiyordu. Biz Rabbimizi bilmiyorduk. Biz adaleti bilmiyorduk. Ki o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönemi şöyle gözümüze getirdiğiniz zaman, evet, zulüm, adaletsizlik. Şimdi biz bunu biraz şey yapamıyoruz böyle belki. Ya hocam ne olabilir? O dönemin şartlarında hala şu an bile. Biz Afrika'da gördük, hocalarımıza gittik, nasip oldu. Ekinleri var, ziraatları var ama insanlar aç. Neden diye sorduğumuz zaman sömürge ülkesi diyorlar. Ekiliyor, biçiliyor ama Avrupa'ya gidiyor. İnsanlara bir şey verilmiyor. Açlık çekiliyor. Zulüm böyle bir şey. Çok şükür elhamdülillah. Osmanlı vardı. Onları konuşuldu o dönemde. Osmanlı varken diyor dünyanın adalet terazisini tutmuş Osmanlı. Hiç kimse tabiri caizse bir yerde zulüm edememiş. Ama şimdi İslam Osmanlı ile beraber zayıflayınca yenilen süreç ortada. Halep ortada, Suriye ortada, Irak ortada, Filistin ortada. Dünyanın bakıyorsun bütün Müslüman ülkelerinde zulüm arşa çıkmış. Bugün tekrar aynı hakikat ve güzelliklerin yaşanabilmesi için, o güzel adaletin gelmesi için işte bu beş ayet-i kerime bize yol gösteriyor. Bizim bu işi Allah tarafından okumamız lazım. Görmemiz lazım. Allah ile beraber bir hayat yaşamamız lazım. Bu Kur'an'ı dil ile değil de hayatımıza bir hayat nizamı olduğunu bilip bununla da yaşamamız lazım kıymetli cemaati Müslümin. Rabbim günümüzü hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Ben beş ayet-i kerimeye mana verecektim. Ama şurada bir ayet-i kerime var. Bu da şimdi gözüm oraya kaydı. Diyor ki, kella innel insane. Muhakkak hayır ki innel insan, doğrusu bu insan var ya diyor. Leyedga, elbette azar. Erra hüstagna, ihtiyaçsız olduğu an kendini gördüğünde, gördüğü an hemen diyor azgınlık yapar. Yani bu gaflet öyle bir şey ki hemen biz insanoğlu fıtratında söylüyor Allah. İnsan var ya azgınlık yapar. Bu hakikatleri görmez. Allah'ın verdiği nimetleri görmez de azgınlık yapar. İnşallah biz azgınlık yapanlardan olmayalım. Rabbim cümlenizden razı olsun. Geceniz hayırlı mübarek olsun inşallah. En güzel şekilde Rabbim istifade eyleyen kullarından eylesin. Burada büyük bir kampanya var bu gece inşallah. Dedik ya 83 yıl 4 ay. Rabbim dolu dolu yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Gününüz hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Esselamu aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli Müslümanlar, Kadir gecemiz inşallah hepimize hayırlı mübarek olsun. Mevla cümlemize istifade etmeyi nasip eylesin. Ben İmam-ı Rabbani Kudsesullah Hazretlerinin mektubatından bir mektup okuyacağım inşallah. Mevla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. El mektubu saminu vel erbaun, 48. mektup, kime yazılmış? İlel mezkure eyzan, geride zikredilmiş olan Şeyh Nakip, Şeyh Feride yazılmış. Ne hakkında? Fit tahriz ala ta'zimul ulemai, alimlere tazim etmeye, hürmet göstermeye teşvik ve talebi ulumin lezine ve talebetil ulum, İlim talebelerine hürmet etmek, ellezine öyle ilim talebeleri ki hüm onlar, hameletül şeriatil garra, parlak olan bu şeriatın hükümlerini yüklenen ilim talebelerine hürmet göstermeye teşvik ve alimlere tazim etmeye teşvik hakkında yazılmış 48. mektup.
Nasarakumullahu subhanehu, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala sizlere yardım etsin. Ne üzere? Alel e'dai, düşmanlarınız üzerine. Kimin hürmetine? Bi hürmeti seyyidil enbiya, peygamberlerin seyyidi olan peygamberimizin hürmetine. Aleyhi ve aleyhim as-salavatü ve teslimat ve tahiyyat. Tahiyyatlar, salatlar, selamlar peygamberimiz üzerine olsun. Peygamberimizin hürmetine Allahu Teala sizleri düşmanlarınız üzerine galip kılsın. Amin. Kad muhakkak teşarraftu bi mutalaati mektubikumuş şerif. Sizin şerefli olan, göndermiş olan mektubunuzu okumakla şeref buldum. El murselu ala vechil iltifati ilel fukarai. Fakirler üzerine iltifat veçhi üzere göndermiş olduğunuz mektubunuzu okudum diyor İmam-ı Rabbani Kutsesuruhu. Ve harrara yazılmış Mevlana Muhammed Kılıç. Mevlana Muhammed Kılıç tarafından yazılmış efendim mektubunuzu okudum. Bu Mevlana Muhammed Kılıç da muhaffakun fil kitabi. Yazmış olduğu kitapta da Allah onu muvaffak kılsın diyor. Ennehu şan. Şimdi iyi dinleyelim arkadaşlar. Kad ersele şeyün minel haraci. Haraci. Kad muhakkak o zat ersele şeyün minel haraç. Yani elindeki paradan, zekattan, fitreden veya bağıştan bir kısmını gönderdi. Niçin gönderdi? Li ecli talebetil ulum, ilim talebesi için ve sofiyeti ve sofiler. Yani ilimle meşgul olmayan ama zikirle meşgul, ibadetle meşgul olan ama ilimle meşgul olmayan sofilere ve ilim talebelerine verilmek üzere para gönderdi. Vakat muhakkak hasune güzel oldu. Ne? Takdimu talebetil ulum, ulum ilim talebesini öne almak ale sofiyeti sofilerin üzerine yani ibadetle meşgul olan fukaranın üzerine efendim dinin hükümlerini öğrenmek için mücadele eden ilim talebelerinin ilim talebelerini öne alması güzel oldu. Yani öncelikle bu paranın ilim talebelerine dağıtılmasını istemek uygun oldu. Fi nazaril himmeti cidden cidden himmet nazarında uygun olan da budur. Yani ilim talebelerini diğerlerinin önüne almak yardım hususunda. Ve bi hükmü zahiri ünvanül batın. Zahir batının ünvanıdır. Yani ilim talebesi zahirle uğraşıyor. Sofiler batınla, kalp ile uğraşıyor. Ama zahir batının ünvanıdır. Yani zahirle uğraşan kişiler olmazsa batınla uğraşan kişileri de bulamazsın. İlim talebeleri olmazsa ibadetle uğraşan adam da bulamazsın. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Biraz hızlı gidiyorum çünkü 15 dakikam var ya. Ve nercu en yahsule takdime haulail cemaati fil batinin. Yani nasıl ki yardım ederken paranızla ilim talebesini öne alıyorsanız kalbinizde de ilim talebesini öne alın diyor. Eczan aynı şekilde. Ve küllü inâin billezî fîhî yandahû. Her kap içinde olanı dışarı çıkartır. Yani dışın güzelse için de güzel olur. İçin güzelse dışın da güzel olur. Şimdi dışın güzel olup da için çirkin olmaz. Eğer zahirinde bir güzellik varsa bil ki için de güzeldir. Ama zahirinde güzellik yoksa hiç dümenden benim kalbim temiz deme. Zahirinde güzellik yoksa zaten içinde de güzellik olmaz. Evet. Ve fi takdimi talebetül ulum. İlim talebelerini öne almak. Tervicu şeriatı. Bak ilim talebelerini yardım hususunda öne almak. Arkadaşlar bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? 15 Temmuz'dan sonra biz cemaatleri sildik diyenler var ya. Cemaatleri sildik. En iyi cemaat, cami cemaati diyen zenginler var ya, onlara söylüyorum. Cemaatleri birbirine karıştırmayın. İlim talebesi yetiştiren, şeriatın hükümlerini öğreten, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf, akaid gibi ilim talebesi yetiştirenlerle Türkçe olimpiyatları yapanları birbirine karıştırmayın. Onlar ilim talebesi değil.
Onlar ilim öğreten cemaat değil. Onun için ben bütün cemaatleri sildim. Silemezsin kardeşim. Bak ne diyor burada. Ve fi takdimi talebetul ulum, ilim talebelerini öne almak, tervicu şeriatı, şeriatın güçlenmesini öne almaktır. Liennehum, çünkü o ilim talebeleri hameletü şeriatin nebeviyeti, peygamberimize mensup olan şeriatı yüklenenler onlardır. Sen bugün ilim talebesi olan cemaati silersen yarın senin çocuğun zekat vermeyi bile bilmez. Yarın senin çocuğun namaz kılmayı bile bilmez. Sen cemaatleri sildiğin zaman cemaatlerin dışında devletin medresesi var mı, soruyorum size. Bana bir tane devlet medresesi gösterin. Var mı? Yok. Kimin var? Cemaatlerin medreseleri var. Sen cemaatlerin hepsini sildim dediğin zaman o zaman dinin yükselmesine engel oluyorsun demektir. İmam-ı Rabbani öyle buyuruyor Kudüs'e surru. Vel milletil Mustafaviyeti, ve onlar peygamberimize mensup olan dinin ve şeriatın yüklenicisi olan kişilerdir. Onlara yaptığın yardım dinin yükselmesine yapmış olduğun yardımdır. Kaimetun bihim, ve bu din onlarla kaimdir. Medresede okuyan ilim talebeleriyle bu din kaimdir. Eğer din öğrenen medrese talebeleri yoksa din yoktur arkadaşlar. Biz Balkanlara gittik. Oralarda emri bil maruf yapmaya gittik. Ben Makedonya'ya gittim. Kosova'ya gidenler vardı. Efendim işte bütün Arnavutluğa gidenler vardı. Oradaki insanlar dinlerini unutmuşlardı. Müslüman mısın diyorum. Müslümanım diyor. Hadi hep beraber bir şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah diyemiyor. Ama Müslümanım diyor. Ama bilmiyor. Hadi abdest. Abdesti bilmiyor. Ama Müslümanım diyor. Niye? Çünkü medrese yok. İlim talebesi yok. Sen burada ilim talebesine destek olmazsan, buradaki medreselerinde önünü kesersen, bundan 5-10 sene, 20 sene sonra senin çocuğun da sadece Müslümanım diyecek ama şehadet getirmesini bile bilmeyecek. Sen nasıl cemaatleri silersin ya? Sen nasıl medreseleri silersin? Bu dini silmek demektir. Evet. وَنَّاسُ اِنَّمَا يَسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnsanlar kıyamet gününde sorulacaklar. Ani şeriatı, şeriattan sorulacaklar. Düne tasavvufu, tasavvuftan değil. Yani kalp ilimlerinden değil. O da olacak. O burada, burası yanlış anlaşılmasın yani. Tasavvuf olmasın değil. Tasavvuf çok önemlidir. Ama ilim tahsili ondan da önemlidir. İlim olmazsa tasavvuf da olmuyor. Ve küllün mine min duhulul cenneti ve tecennübün nar. Cennete girmek ve cehennemden kaçınmak merbutun bi ityani şeriatı, şeriatı yerine getirmek de olur. Eğer insanları cehennemden kurtarmak istiyorsak, cennete girdirmek istiyorsak, şeriatın hükümlerini yerine getirmeye bağlıdır bu. Peki ilim talebesi olmazsa şeriatın hükümlerini nereden bilecek bu insanlar? Evet. Vel enbiya'u aleyhimussalatu vetteslimat ellezine hum, peygamberler salat selam onların üzerine olsun, onlar bi'setün haülâil ekâbiri, bunlar peygamberler sadece şeriatın hükümlerini öğretmek için gönderilmiştir. Yani bugün ilim talebelerinin, medrese talebelerinin yapmış oldukları iş peygamber mesleğidir. Hüve tebliğul lişşeriatı, bakın onlar bütün büyükler ve peygamberler şeriatı tebliğ etmek için gönderilmiştir. İnsanlara dini öğretmek için gönderilmiştir. Sen insanlara dini öğreten kurumları ben sildim diyorsan sen dini silmiş oluyorsun. Ben kapı kapı gezer fakir bulurum, bulabilirsin. Fakirleri de doyur. Ama medrese talebelerini bu işten geri attığın zaman, en iyi cemaat cami cemaati dediğin zaman, böyle davranırsan 10 sene sonra camiyi de bulamazsın, cemaati de bulamazsın. Nereden öğrenecek bu millet namazı, abdesti, gusülü? Medreseden öğrenecek. Sen bu medreseye destek olmamakla dinin aslında önünü kesiyorsun. O zaman ben şunu anlıyorum yani. Demek ki 15 Temmuz darbesinden maksat, yani karşı tarafın, o FETÖ'cülerin yapmış olduğu darbeden maksat, şeyi, Türkiye'yi ele geçirmek değil, medreselerin önünü kesmekmiş yani. Çünkü halka bunu yaptırdılar yani.
Halk onların yüzünden biz cemaatlere yardım etmiyoruz dedi yani. Demek ki maksatları dinin önünü kesmekmiş, devletin önünü kesmek değil. Ben öyle anlıyorum. Bu benim görüşüm. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Evet. فَاَعْظَمُ الْحَيْرَاتِ Bakın arkadaşlar, İmam-ı Rabbani Kussesuru buyuruyor. O kürsülere çıkıp da medrese talebelerine zekat olmaz diyen hocalar var ya, medreselere zekat olmaz hocam olmaz diyen hocalar var ya, onlara söylüyorum, iyi dinleyin burayı. O çıkıp konuşanların bir tane medresesi yok, bir tane hocası yok, bir tane talebesi yok. Onun için rahat konuşuyorlar. Bak, İmam-ı Rabbani Kussesuru 70 bin alim yetiştirmiş. 70 bin alim yetiştirmiş. فَاَعْظَمُ الْحَيْرَاتِ Hayırların en büyüğü اِذَا o takdirde hayırların en büyüğü hüve o اَسَّعْيُ çalışmaktır fi تَرْو۪يجِ الشَّرِيَةِ şeriatın dinin hükümlerinin yükselmesi için çalışmaktır ve ihya-ı hükmün min ahkamihi ve o şeriatın hükümlerinden bir hükmün yerine gelmesi için çalışmak en büyük hayırdır. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Hayırların en büyüğü şeriatın yükselmesi ve şeriatın hükümlerinden bir hükmünün yerine getirilmesi için çalışmaktır. Hususan hassaten fiz zamanillezî inhedemet fîhî şairil İslam. İslam'ın hükümlerinin kaybolduğu bu zamanda en büyük hayır şeriatın hükümlerini yerine getiren kurumlara yardım etmektir ve selam. Bir hayti söyle ki lev enfaka ulufen fi sebilillah şayet bir kimse Allah yolunda binlerce parayı infak etse la yusavi zalike terbice meseletin min mesaili şeriatı. Şeriat meselelerinden, dinin hükümlerinden bir hükmü yerine getirmek kadar sevabı yoktur milyarları tasadduk etmenin. Şeriatın hükümlerinden bir meseleyi terviz etmek, yükseltmek trilyonlarca parayı vermekten daha eftaldir. Onun için hayrın en iyisi şeriatın hükümlerinin yükselmesi için mücadele eden yerlere vermektir. Evet. Fe inne fi hazil fi'li çünkü bunu yapmak yani şeriatın hükümlerini icra eden yerlere hayır yapmak iktidaun bil enbiya'yı aleyhissalatu vesselam peygamberlere iktida etmektir, uymaktır. Ellezine öyle peygamberler ki hüm onlar e'zamul mahlukat. Mahlukatın en yükseği olan peygamberlere ittiba etmektir, onlara uymaktır. Şeriatı yüklenenlere, talebelere yardım etmek ve müşareketün liha ülail ekabir. Şeriatın öğrenildiği yerlere, şeriat talebelerine yardım etmek o büyüklerle, peygamberlerle ortaklık yapmaktır buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu ayeti kerimede Mevlamız da buyuruyor ki bu ayeti kerimeyi de söyleyeyim bu ayeti kerimenin üzerine de düşünmüş olalım intensurullaha yensurukum buyuruyor Mevla ne demek siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder peki Allah'ın dinine yardım etmekten ne anlıyoruz arkadaşlar ne yapacağız yani gelip Allah'ın dinine parayı nasıl yardım edeceğiz yani Allah'ın dinine yardım etmek nasıl olur Allah'ın dinini öğretenlere yardım ederseniz demektir bu. Eğer Allah'ın dinini öğretenlere yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Vesselam. Mevla anlatılanlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Belki biraz sesimiz yüksek çıktı ama derdimiz büyük arkadaşlar. Büyük olursa dert hoca konuşur sert demişler. Bazı zengin arkadaşlarımız diyelim, parası mülkü olan arkadaşlarımız kendi kendilerine fetva verip efendim biz bundan sonra cemaatleri sildik diyerek işin arkasında İslam dinini sildiklerinin farkında değiller. İnşallah bu mektubat 48. mektup bundan sonra da bunun farkında olurlar inşallah. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Evet, tasavvufun inkar edilemeyecek kadar güçlü, kuvvetli
kitaplarından birisi olan Risale-i Kutsiye'den inşallah bir beyt okumak bu kardeşinize inşallah verilmiş bir vazife. Biz de inşallah bir beyt okuyarak hem kitabın feyzinden, bereketinden hem de gecenin feyzinden, bereketinden inşallah istifade etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu gecede Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki: Ya Resulallah, ben eğer Kadir gecesine isabet edersem Mevla'dan ne isteyeyim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı yapmasını söyledi. Beraber inşallah söyleyelim, içimizden de buna devam edelim. Yani hocalar vaaz etsinler ama bizim dilimizde bu olsun inşallah bu gece. Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu anni fa'fu anna. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat Hazreti Ayşe anamıza tavsiye buyurdukları dua. Bu duayla beraber tabi Türkçesi nedir onu da söyleyelim. İlla Arapçasını söylemenize gerek yok. Kalbinizden, içinizden Türkçesini de söyleyebilirsiniz. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni affeyle, bizleri affeyle. Bu da Türkçesi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Beni de affeyle, bizleri de affeyle diye inşallah içimizden dua edelim. Biliyorsunuz bu geceler insanın geleceğini direkt etkileyen, geçmişini de biiznillah seyyiat bakımından tertemiz eden, yani bütün kötülükleri de silip atan geceler, özel geceler. Rabbim özellikle bu Kadir gecesinin, Kader gecesinin ihyasına gerçekten bizi muvaffak eylesin, bu konuda bizi başarılı eylesin. Sabaha gerçekten bütün feyzini, bereketini, maddi manevi bütün tasarrufunu almayı hepimize nasip eylesin. Bir geceden ne olur dememek lazım. Bazılarında şimdi böyle bir mantık da var. Allah-u Teala Hazretleri sana bir gecede 80 küsur yıllık sevap işleme imkanı açmış. 1000 aydan daha hayırlı. Hocamız buyuruyor ya, bunun tabanı 1000 ay. İfade ne diyor? Hayrun min elfi şehr. 1000 aydan daha hayırlı bak. Daha hayırlı. Buradan olaya baktığımız zaman ya Allah-u Teala seni sana o sonsuz rahmetinden 1000 aydan daha hayırlı bir gece açmış. Sen hala ya işte ben bir sene eşkıyalık yapayım, şöyle yapayım, günahla meşgul olayım, her konuda nefsimi oyayım, şeytan oyayım, bir gece geleyim Allah beni affeylesin. Sen Allah'ın işine ne karışıyorsun ya? Kimsin sen? Kimiz biz? Allah diyor ki ben affederim diyor. Sen kendi kendine perde olup kendi kendine Allah'ın o rahmet kapısını kapatma. Allah diyor ki ben sana bu geceyi 1000 aydan daha hayırlı kıldım. O zaman sen bu 1000 aydan hayırlı kılınan bu geceden istifade etmenin derdine düşsene. Niye kendini perdeliyorsun? İstifade etmenin yoluna bak. Allah böyle bir kapı açmış. Celle Celaluhu. Allah'ın işine niye karışmaya kalkışıyorsun? Allah'ın rahmetini niye kısıtlamaya çalışıyorsun? Bunu yapmamak lazım. En büyük günahtır bu. Çaktırmadan Rabbimiz muhafaza etsin ilahlığa oynamaktır bu. Ben ilahım demektir bu. Allah korusun. Şimdi kıymetli Müslümanlar, Risale-i Kutsiye'de Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Kudsesi Ruhu buyuruyorlar ki sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biri idi. Gece idi gönülde dert bir idi. Gece idi gönülde dert bir idi. Gece idi gönülde dert bir idi. Dediler gel aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kitabın yazılış tarihinden bahsediyor burada. Biz şu an 27 Ramazan 1438'deyiz. Hicri. 27 Ramazan
1438'deyiz. Bu kitap 1271 yılında yazılmış. 1271 yılında. Yani 187 sene olmuş. Hicri olarak. Ta o zamanda kendisinin kitaba yazdığı anda bulunmuş olduğu haleti ruhaniyeden bahsediyor Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Ve bu gece esasında bizim yakalamamız gereken de haleti ruhaniye budur. Evet, insanın maddi bir takım Mevla'dan talepleri olabilir. Af olarak Mevla'dan talepleri olabilir. Rızık olarak Mevla'dan talepleri olabilir. Makam olarak, mevki olarak, eş olarak, çocukları olarak, hanımı olarak Mevla Teala senden bir takım talepleri olabilir. Ama biz bu gece öyle bir an yakalamalıyız ki, hedefimize öyle bir an koymalıyız ki, o anda gönüllerimizde ne bir dünyalık, ne bir eş, ne bir iş, ne bir aş, ne bir aşk, her şeyden soyutlandığımız, sadece ve sadece işte o gönülde dert bir idi dediği o hali yakaladık mı, bilin ki bu geceden maksat hasıl olmuştur. Bu geceden bizden istenen yakalanmıştır. Nedir o? Ne diyor bak? Gece idi, gönülde dert bir idi. Biz de bunu yakaladığımız an bize diyecekler ki işte şimdi oldu, işte şimdi başardın. Her ne kadar diğer taleplerin de şeriata, dine uygun olsa da ama bizim sende esas aradığımız bu idi. Gece idi, gönülde dert bir idi. Bunu yakaladın mı? İşte o gönüldeki bir olan derdinle dediler gel Aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale şerler. İşte o zaman insana derler ki sen şimdi Allah'a yürümeye, Allah'a gitmeye, Allah ile buluşmaya, Allah ile yar olmaya, Allah ile dost olmaya layık oldun. Hadi şimdi yürü bakalım olay nereye kadar giderse. Bizim esas gayemiz bu. Bu gecelerden elde etmemiz gereken de bu. Tabii ki herkes rızkının geniş olmasını isteyecek. Herkes günahlarının mağfiret olunmasını isteyecek. Hem kendisinin, hem ailesinin, hem akrabalarının. Ama esas bizim gayemiz gönlümüzdeki o tek olan derdi yakalayabilmek. Rabbim esas bu derdi bizlere yakalamayı bu gece ikram eylesin ve bu dertle de son nefesimizi vermeyi hepimize ikram eylesin. Çok güzel bir söz var kıymetli Müslümanlar. Diyor ki derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bir adamın derdi dünya ise ne kadar işle meşgulsen o kadar derdin var demektir. Ama derdin hak ise, derdin Allah ise o zaman diğer dertler onun yanında hiç olur. Bunu inşallah yakalarsak bu geceden maksat hasıl olmuş olur. Rabbim inşallah bu güzelliği yakalamayı, bu güzellikle yaşamayı, bu güzellikle ahirete gitmeyi ve kendisine kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Diğer dertlerimizi alternatif dert, kendisini hakiki dert edinmeyi Rabbim hepimize ikram eylesin, ihsan etsin. Gecenizi hayırlı ve mübarek eylesin. Çok mübarek bir mekandasınız. Elhamdülillah güzel insanlarla berabersiniz. Sizler de güzel insanlarsınız. Bizler de güzel insanlarla beraberiz. Allah için toplandık. Muhakkak bu güzellik burada sudur edecektir. Yeter ki biz o bir anlık da olsa, bir saniye, bir salise de olsa onu Mevla'dan gözetleyelim. Onun murakabesini yapalım. Bekleyelim. İlla bu bize tecelli edecek bu gece inşallah. Allah hepinize razı olsun. El Fatiha. Mevla Teala gecenizi hayırlı ve mübarek eylesin. Şimdi inşallah evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için bütün peygamberler adına ve aynı zamanda sahabe-i kiram efendilerimize ve bütün meşayih-i kiram efendilerimize ve özellikle ekranın başında bulunan
bütün FM TV izleyenlerine ve mescidimizde bulunan bütün cemaatin geçmişlerine. Bir Yasin-i Şerif, bir Mülk Suresi inşallah ve dualara geçmiş olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Gecenizi mübarek eylesin. Eksikliğini göstermesin inşallah. Mevla Teala bu gecede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün sahabe-i kiram efendilerimiz, bütün meşayih-i kiram efendilerimiz nasıl istifade ettiyse o istifadeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Evet, şimdi hep beraber buyurun. Bir salavat getiriyoruz hep beraber. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir de tekbir adet beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصر قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم تقبل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetun lehum enna hamalna zürriyetahum fil fülkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun ve in neşe nurikuhum fela sarihe lehum ve la hum yungazun illa rahmeten minna ve meta'an ilahin ve iza qile lehum ittequ ma beyne eydikum ve ma khalfekum leallekum turhamun وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُدْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَدْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cenneti yevme fî şugulin fâkihûn. Hum ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Hum ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Lehum fîhâ fâkiyetu ve lehum mâ yedde'ûn. Selâmun kavlem min Rabbir rahîm. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve illahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hüden lil muttakîn. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne s-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Mevla Teala gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Elhamdülillah. Yasin şeriflerimiz, Mülk suremiz, diğer sure şerifleri okuduk inşallah. Bize tevdi edilen hatimler var, bildiren hatimler var. O hatimlerin de duasına geçeceğiz inşallah. Duaya geçmeden önce ben şu ayet-i kerimeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah'ımız buyuruyor ki estağfirullah. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Kullarım, sizin duanız olmasa siz ne işe yararsınız diyor Mevlamız buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede Mevlamız, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةً. Duayı nasıl yapacağımızı Hazreti Allah beyan ediyor. Şimdi malumunuz ellerimizi açacağız. İnşallah açıyoruz değil mi? Ama bu ellerimizi açarken nasıl açacağımızı Hazreti Allah tarif ediyor. تَضَرُّعًا, تَضَرُّعًا. Yani boyun bükük, gönülde arzu, iştiyak, iç yanması, kalp yanması, hakikaten derdinin olduğunu ortaya koymak. Yani bir alışkanlık haline gelerek değil, ellerini açmışsın ama derdin yok, tasan yok, için yanmıyor. Böyle değil, gerçekten için yanarak, yalvararak ve hufye ve gizli gizli diyor Mevla Teala. O yüzden dolayı ne yapacağız? Gönüllerimizi de duaya hazırlayacağız inşallah. İnşallah deyin. İnşallah. Ve isterken de nasıl isteyeceğiz? O da çok önemli. Mevlamız buyuruyor ki Estağfirullah. Ve izâ seyleke ibâdî annî fe innî garîb. Kullarım benden sana soracak olsa onlara söyle. Yani Mevla Teala uzakta mı? Mevla Teala'ya bağırmamız mı lazım, çağırmamız lazım? Yok 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 yok. Kullarıma söyle. Ben onlara diyor Mevla Teala son derece yakınım. Hatta bir başka ayet-i kerimede ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından yakınız. Şah damarından yakın olması sebebiyle yani kulum bana müracaat ettiğinde, içinden geçirdiğinde, sensin ya Rabbi dediğinde ücibu davet et daha. Onun duasını icabet ederim diyor Mevla Teala. Yani öyle bağırmaya, çağırmaya, şey yapmaya gerek yok. Yeter ki içinden yalvara yalvara, boyun büke büke, teslim ola ola, ya Rabbi sen, sensin de diye itiraf ederek, Rabbine gerçekten, hakikaten Rabbini takdir ederek, başarırsa bu işi Allah'ın başarmayı nasip etsin, o zaman diyor Mevla Teala, Rabbikümün huni estecib leküm, Rabbinizden isteyin, isteyin vereyim diyor Hazreti Allah. O yüzden ne yapacağız? Bu ölçülerde dikkat edeceğiz. Ve Mevla Teala'ya müracaat edeceğiz inşallah. Rabbim bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Ve şurası çok önemli. Dilinle diyor kalbin bir olduğu takdirde duan kabul olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle. Anlayamadım ney? Söyle bakayım ney? Dil başka şey söylüyor, kalp başka yerde dolaşıyor, bu olmadı.
dilinle kalbin bir olursa bu iş olur. Allah bizden razı olsun. Amin. Düşünsene, ellerini açıyorsun. Ya Rabbi diyorsun. Ve Mevla Teala sana buyur kulum diyor. Ellerini açtın. Ne diyorsun? Ya Rabbi. Mevla sana ne buyuruyor? Buyur kulum. O yüzden dilimizle kalbimizi ne yapacağız? Birleştireceğiz. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ve inşallah başarılı olacağız. Mevla Teala bizden razı olsun. Hakikaten çok kıymetli bir gecedeyiz. Elhamdülillah. Ve dolu dolu geçiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi sohbet etti hoca kardeşlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Yasinler okundu. Ondan sonra sureler okundu. Şimdi inşallah duaya geçiyoruz. Ondan sonra teheccüd namazlarımızı kılacağız. Sonra sahura gideceğiz. Hepsi birbirinden elhamdülillah. Dolu dolu elhamdülillah. Ondan sonra yine sabah namazına kadar da burada yine zikirlerimizi yapacağız. İnşallah. Ondan sonra tekrar duaya, sonra namazımızı kılacağız inşallah. Sabah namazımızı. Ondan sonra zaten ne yapmış olacağız? İnşallah ayrılmış olacağız. Ve gecemizi Rabbimizin razı olduğu en zirve şekilde geçirmeye çalışacağız inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhil Alel Vahab. Ölçülere bakarak değil mi? Ölçü unutmayın inşallah. Şöyle kendimizden şöyle Rabbimize müracaatla beraber inşallah. Sübhane Rabbiyel Aleyhil Alel Vahab. Ekranın başında bulunanlar siz de öyle yapın inşallah. Şöyle Mevlamıza gönlümüzü kaptıralım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Acilen okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i, Mülk Suresi'ni, diğer sure-i şerifleri ve bize bildirilen ama FMT ekranından diğer cemaatten bildiren bütün hatmi şerifleri Ya Rabbi, salavat-ı şerifleri Ya Rabbi, ihlas-ı şerifleri Ya Rabbi, kelime-i tevhidleri Ya Rabbi, her bir ellerini dergâhsinde kabul eyle Ya Rabbi. Hasulan-ı cûmet-i vâhte velen-i bizzat, hace-i kainat, hulâsa-i mevcudat, sultan-ül enbiyâ, Burhanül Esfiya Muhammeden Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruhu şeriflerine dedik. Şu anda İsa eyle. Resulullah'ı şu anda bizden haberdar eyle. Resulullah'ın ruhaniyetini bütün azalarımızda hissetmeye hepimize nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, her zerresini, her zerremize ikram eyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine sımsıkı sarılmayı hepimize ikram eyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzmekten, daraltmaktan, incitmekten, ağlatmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Çünkü o Resulullah, Abdullah İbni Mesud'a söylüyor. Buyuruyor ki Efendimiz, Abdullah bana biraz Kur'an oku. Abdullah İbni Mesud Kur'an okumaya başladığında Nisa suresinden فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰهِ شَهِيدًا ayeti kerimesine geldiğimde diyor, baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden tomurcuk tomurcuk yaşlar akıyordu. Ağlıyordu Resulullah. Çünkü o ayeti kerimede Mevla Teala buyuruyor ki her ümmete şahit getirilecek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de kendi ümmetine şahit getireceksin. Bizlere şahit getirecek Efendimiz. Ama Efendimiz bizi anamızdan babamızdan her şeyden daha fazla acıyıcı. O yüzden dolayı Efendimiz üzülüyor. Ümmetime nasıl şahit olacağım? Ne diyeceğim? O yüzden ya Rabbi ne olur Resulullah'ı ağlatanlardan değil, onun yüzünü güldürenler olmaya hepimize ikram eyle ya Rabbi. Onun huzuruna, onu mahcup edecek şekilde çıkmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onu sana karşı, peygamberlere karşı, bütün meleklere karşı, bütün ümmetlere karşı,
Ne olur ya Rabbi, üzmekten, mahcup etmekten hepimizi muhafaza eyle Rabbi. Onun övündüğü ümmet olmayı hepimize ikram eyle. İşte böyle ümmet olur dediği ümmetin olmayı hepimize nasip eyle. Sünnetlerini harfiyen yerine getirmeyi hepimize ikram eyle. Ya Rab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni nasıl sevdiyse bize de sen ya Rabbi öyle sevdir kendini ya Rabbi ya. Ya Rab, sen Resulullah'ı nasıl sevdiysen ya Rabbi, ne olur Allah'ım bizi de öyle sev ya Rabbi ya. Sana karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamberimize karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamberlere, sahabe-i kiram efendilerimize mahcup olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Dostlara karşı mahcup olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize karşı mahcup olmaktan ve mahcup etmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza karşı, dostlarımıza, ahbaplarımıza karşı ya Rabbi. Vatanımıza karşı, bayrağımıza karşı ya Rabbi. Mahcup olmaktan hepimiz muhafaza eyle ya Rabbi. Her bir elimizde o yolda başarılar nasip eyle ya Rabbi. Saniyen diğer peygamber anadolu Rusul Fıkhım. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi mecmain azatın ervahı tek tek edelim şu anda İsa aleyhi Rabbi. Cümlesini haberdar eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlere Rabbi kıymet verenler olmaya bir zikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle Rabbi. Âl-i Zâit-i Hayrât Eshâb-ı Hüzîn, sahabe-i kirâm efendilerimizin ya Rabbi. O sahabeler ki Resulullah, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ya Rabbi bize de bu aşkı nasip eyle ya Rabbi. Bu sevgiyi nasip eyle ya Rabbi. Bu peygambere karşı saygıyı nasip eyle ya Rabbi. Saygısız ümmet olmaktan bizleri muhafaza eyle. Sevgisiz ümmet olmaktan bizleri muhafaza eyle. Peygamberi tanımayan bir ümmet olmaktan bizleri muhafaza eyle Rabbi. O sahabe-i kiram efendilerimizin Resulullah'a karşı fedakarlığını, ahlakını, saygısını, muhabbetini, yapılması gerekeni yerinde yapma düşüncesini, yapılması gerekeni yerinde yapma ahlakını. Ne olur Allah'ım bize de ikram eyle Rabbi. İhsan eyle Rabbi. Korkak bir Müslüman. Ya Rabbi böyle olmaktan bizleri muhafaza eyle. Gafil bir Müslüman. Böyle olmaktan bizleri muhafaza eyle Rabbi. Basit bir Müslüman. Ne yaptığını bilmez. Kimi sevdiğini, kimi alkışladığını bilmeyen bir Müslüman. Ya Rabbi böyle olmaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi nasıl yetiştiririz değilse. Bizim de öyle yetişmemiz nasip eyle ya Rabbi. Sahabenin ahlakında olmayı bize ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün meşayih-i kiram efendilerimizin de ruhu şeriflerine şu anda İsa ile eyle ya Rabbi. O meşayih-i kiram efendilerimiz ya Rabbi. Seni hakkıyla bildiler ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Onlara sen bildirdin kendini ya Rabbi. Ne olur. Onların bilinçini, marifetini ya Rabbi. Onların hakikatlerini ya Rabbi. Onların istikametlerini ya Rabbi. Onların anlayışını ya Rabbi. Ne olur tamamını cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Onlar nasıl işi tamamladıysa, eksik kalmadıysa ne olur Allah'ım bizi de eksik bırakma ya Rab. Zirveye ulaşma nasip eyle ya Rab. O sonsuz güzellikleri elde etme nasip eyle ya Rab. O sırdaş olma güzelliğini, o muhabbet güzelliğini, o hakikatler güzelliğini nasıl elde ettilerse bize de ikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Eksik kalmaktan hepimiz muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle abi bu kapıdan ya Rabbi ahirete irtihal eden bütün ihvanlarımızın da ruhlarıyla şu anda İsa aleyhi abi. Diğer turuk alemin meşahidin ümmetine şu anda İsa aleyhi. Özellikle amin diye şu cemaatin ve ekranı başında bulunan bizi seyreden bütün seyircilerimizin ya Rabbi geçmişlerin annelerinden babalarından ahirette kimleri varsa dostlarından ahbaplarından yarlarından kimler varsa ya Rabbi cümlesinde ruhlarıyla şu anda İsa aleyhi abi. Cümlesini ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi. Şu geceden hissedar eyle ya Rabbi. Şu mübarek geceden onlara da en güzel şekilde ya Rabbi. Hissedar olmaları nasip eyle ya Rabbi. Memnun eyle ya Rabbi. Kabirlerini pur nur eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Hasber barışan hataları varsa affu mağfiret eyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Şu gece hürmetini affeyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif hürmeti affeyle ya Rabbi. Ya Rab. Amin diye şu cemaati görüyorsun ya. Onlar da yani bizler de o halle hallendiğimizde yani kabrimiz açılmış
içine konmuşuz. Üstümüz örtülmüş, arkamızdan Kur'an okuyabilen, Peygamberi tanıyan, Rabbini tanıyan bir nesil bırakmaya hepimize ikram eyle Allah. Amin. Ne yaptığını bilmez, Allah tanımaz, Peygamber tanımaz. Kitabullah tanımaz, dini mübin İslam tanımaz. Bir nesil bırakmaktan hepimizi muhafaza eyle Allah. Amin. Ne olur Allah'ım, evlatlarımızı hayırlı eyle Allah. Amin. Adem Aleyhisselam'dan bu sonra gelmiş bütün ehli imanın da ervahine dek şu anda İsa ile eyle abi. Amin. Cümlesini haberdar eyle abi. Amin. Cümlesini hissedar eyle abi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Amin diye şu cemaati görüyorsun ya Allah. Zevken duruyorlar. Ekranı başında bulunan, FM TV ekranı başında bulunanlar da ya Rabbi. Ve şu anda burada cemaat olarak bulunanlar da ya Rabbi. Zevken bulunuyorlar. Şevken bulunuyorlar. Saatler kaçı gösterdiği halde kendilerinde zerre kadar bir böyle yorgunluk belirtisi olmaksızın duruyorlar ya Rabbi elhamdülillah. Senden zevk alıyorlar ya Rabbi elhamdülillah. Peygamberinden zevk alıyorlar ya Rabbi. Kitabullah'tan zevk alıyorlar ya Rabbi. Duadan zevk alıyorlar ya Rabbi. Kader gecesinden zevk alıyorlar ya Rabbi. Sana geldiler ya Rabbi, el açıp yalvarıyorlar ya Rabbi. Boyun büküyorlar. Sen bizim sahibimizsin ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Bize hakkımızda hayırlı olanların tamamını ikram eyle Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza hayırlı eyle ya Rabbi. Nesillerimize hayırlı eyle ya Rabbi. Gençlerimize hayırlı eyle ya Rabbi. Her bir ellerinin namaz alışkanlığı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an alışkanlığı nasip eyle ya Rabbi. Seni sevme alışkanlığı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber yolunda yürüme, peygamber aşkı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımız ya Rabbi. Gençlerimiz ya Rabbi, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Şeytana kaptırma ya Rabbi. Nefse kaptırma ya Rabbi. Şeytanlaşmış insanlara kaptırma ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Her birerleri küfür bataklarından kurtar ya Rabbi. Küfür bataklarından kurtar ya Rabbi. Genç kızlarımıza ne olur Allah'ım ya. Tesettür sevgisi nasip eyle abi. Amin. Örtünme sevgisi nasip eyle abi. Amin. Ne olur Allah'ım ya. İkram eyle. İhsan eyle Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Şu aminliğin cemaati görüyorsun ya Rabbi. Hepsi senden razı ya Rabbi. Memnun ya Rabbi. Seni seviyorlar ya Rabbi. Ne olur Allah'ım sen de bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Sen de bizi sev ya Rabbi. Amin. Biz ya Rabbi beceremeyiz ya Rabbi. Biz. Bizim hatalarımıza bakarak bize muamele eyleme Allah'ım ya. Bizim eksiklerimize bakarak bize muamele eyleme Allah'ım ya. Bize rahmetinle muamele eyle. Fazlınla muamele eyle. Bize ya Rabbi kendi tarafından muamele ya Rabbi. Ya Rabbi. Zat-ı Pâki Sübhaniyen hürmete ya Rabbi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa hürmete ya Rabbi. Bütün beşer-i kiram, bütün sahabe-i kiram efendilerin hürmete ya Rabbi. Efendi Hazretlerimizin hürmeti ya Rabbi. Ne olur Allah'ım ya. Müslümanları aziz eyle. Amin. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle. Amin. Müslümanları birbirine düşürme ya Rabbi. Amin. Fitnelerden kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi de bu yolda güzel çalışma nasip eyle abi. Amin. Gayretimizi artır ya Rabbi. Şevkimizi artır ya Rabbi. Amin. Güzel çalışmamızı artır ya Rabbi. Gaflete düşürme bizi ya Rabbi. Amin. Gaflete düşürme bizi ya Rabbi. Dünyaya dalıp da ahiret unutturma bizi ya Rabbi. Kapına geldik ya Rabbi. Senin kapından başkası kapı yok ya Rabbi. Senden başkasına müracaat etmeyiz ya Rabbi. Senden başkasını da istemeyiz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Fazlı kereminden tamamını ikram eyle Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlerimize devalar nasip eyle. Borçlu edalar nasip eyle. Türkiye'de götüm dünyadaki Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanların yüzünü güldür ya Rabbi. Önünde ya Rabbi iftar bulamayan, sahur bulamayan Müslüman kardeşlerimize ne olur Allah'ın fazlı kereminde sahurlarını gönder ya Rabbi. Amin. İftarlarını gönder ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şimdi ya Rabbi biliyorsun. Şeytanı bağladın ya Rabbi, birkaç gün sonra açılacak ya Rabbi. Ne olur Allah'ım şeytanı bizi bırakma ya Rabbi. Amin. İbadetlerimizi perişan eder ya Rabbi ya. Bizi ya Rabbi sen kayır ya Rabbi. Muhafazanı al ya Rabbi.
Korumanı al bizi ya Rabbi. Türkiye'mizi de muhafaza al ya Rabbi. Ya Rabbi Türkiye'mizi ya Rabbi. Bu zalimlere editme ya Rabbi. Hainlere editme ya Rabbi. Bu hainlere fırsat verme ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. İslam'ın nurunu Türkiye'mizde ve tüm dünyada görmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Bu yolda güzel çalışmanı hepimize ikram eyle ya Rabbi. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun biliyorsun ya Rabbi. Kafirler istemese Allah bu nuru tamamlayacak. Bu nurun tamamlanmasına bize güzel hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gayretimizi artır ya Rabbi. Başarımızı artır ya Rabbi. O ya Rabbi medreselerimizin sayısını çoğalt ya Rabbi. İçin ya Rabbi talebelerle, hocalarla doldur ya Rabbi. Amel, ilim, amel, ihlas yolunda başarılı talebeler, hocalar yetiştirmeye bize ikram eyle Rabbi. İhsan eyle Rabbi. Medreselerimizin önünü kesmeye çalışan kim varsa ya Rabbi sana havale ediyoruz ya Rabbi. Medreselerimizin ya Rabbi önünü kesmeye çalışanları ya Rabbi onlara fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Bu hainliklerinden onları durdur ya Rabbi. Vazgeçmeyeceklerse ya Rabbi, sen nasıl istersen ya Rabbi. Sana havale ediyoruz nasıl istersen ya Rabbi. Fazla kereminden ya onları ya Rabbi. Bu işlerin engellerini kaldır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin diye şu cemaati görüyorsun ya Rabbi. Elhamdülillah. Senin rızana uygun şekilde abi geldiler. Vazifelerini yapmaya çalışıyorlar Rabbi. Ne olur Allah'ım. Onların da ya Rabbi tüm isteklerinin tamamını ikram eyle. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle Rabbi. Genç kardeşlerimize evlenmek isteyenlere ya Rabbi ne olur ya Rabbi. Hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı aileler kurmalar nasip eyle ya Rabbi. Eyvah eyvah. Hayatımı boşa harcadım. Gençliğimi boşa harcadım. Pişman oldum. Bu ifadelerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hayatımızın her alanını dolu dolu geçirmeye bize nasip eyle ya Rabbi. Kapına geldik ya Rabbi. Sen bu kapıdan kimseyi boş yermedin. Bizi de boş yermesin ya Rabbi ne olur Allah'ım. Tamamını ikram eyle. İhsan eyle Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Rabbi. Ya Rabbi. Bu ana kadar yapmış olduğumuz bütün hatalarımızı affettiğine inanıyoruz ya Rabbi. Öyledir ya Rabbi. Çünkü öyle buyuruyorsun. Buna inandık ya Rabbi. Ama bizi tekrar aynı hatalara döndürme ya Rabbi ya. Ne olur. Bizden beğenmediğin, hoşlanmadığın, razı olmadığın ne ahlak varsa herkes kendini biliyor. Herkes kendini biliyor. Bizden beğenmediğin, hoşlanmadığın, razı olmadığın, bırakamadığımız, inadi veya inat olmaksızın bırakamadığımız ne ahlakımız varsa ya Rabbi ne olur. Onları bizden rahmetinle temizle ya Rabbi ya. Şöyle kaliteli bir kul olalım Allah'ım sana ya. Sen bize her şeyin en kalitelisini verdin ya Rabbi ya. Biz de sana kaliteli kulluk yapalım ya Rabbi ya. Şükür edelim ya Rabbi ya. Güzel kul olalım ya Rabbi ya. Nankör olmayalım ya Rabbi ya. Nankör kul olmayalım ya Rabbi. Sevgimizi hakkıyla ortaya koyalım ya Rabbi ya. Şuurumuzu hakkıyla ortaya koyalım ya Rabbi ya. Ciddiyetimizi hakkıyla ortaya koyalım ya Rabbi ya. Başaralım Allah'ım başaralım. Başaramadınız. Beceremediniz. Bu işe layık değildiniz. Olmadı sizinle. Ya Rabbi ne olur Allah'ım böyle olmasın ya Rabbi ya. Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle. Ya Rabbi hazır biz varız. Bu işi bizimle tamamla ya Rabbi ya. Bu işi bizimle tamamla ya Rabbi ya. Ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize sıhhat afiyet nasip eyle. Dünyada ahirette başımızın eksik eyleme. Onun ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini her zerresine her zerremize ikram eyle. Onun yüzünü güldürme nasip eyle. Onu üzmekten, darıtmaktan, ağlatmaktan bütün camiamızı muhafaza eyle. Onun kontrolüne camiamıza ne olur Allah'ım. Birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikle nasip eyle. Birbirimize düşürme ya Rabbi. Enerjimizi birbirimize harcatma ya Rabbi. Ne olur Allah'ım gençlerimiz var. Ya Rabbi İslam'a ulaşacak insanlarımız var. Ne olur Allah'ım enerjimizi ya Rabbi gerçekten din yolunda harcamayı ya Rabbi nasip eyle ya Rabbi. Amin diye şu cemaatten sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a hizmet edenlere mutlaka yardım eyle ya Rabbi. Medreseye hizmet edenlere yardım eyle ya Rabbi. İslam'ın önü açılması için gayret gösteren kimler varsa hangi makamda olursa olsun
ama Cumhurbaşkanlığı makamında, ama Başbakanlık makamında, ama diğer makamlar neredeyse ya Rabbi, İslam'a hizmet edenlere yardım eyle ya Rabbi. İslam'ın önünü açmaya çalışanlara mutlaka fırsat ver ya Rabbi. Önünü açtır ya Rabbi. Dindar gençlik yetiştirme konusunda ciddi olanlara fırsat ver ya Rabbi. Önünü aç ya Rabbi. Ya Rabbi. Ama engellerse ya Rabbi. Açılmayacaksa ya Rabbi, açtırmayacaklarsa ya Rabbi, ne olur onların engellerini sen kaldır ya Rabbi. Kaldır ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Dualarımızı kabul eyle. Allahümme inna neselüke temâmen ni'me ve devâmel afiye ve husnel hâtime ilâ eşrafin nebiyye ve âlihi ve ashabi ve meşâhine ve ilâ ruhbenne mehâsa. Amin diye şu cemaatin geçmişi yorulsun Allah rızası için. El Fatiha.